Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Buraya bahçenin uç kısmı, yoldan hemen görünen kısmı, buraya bir saksı devirip içine dikecektim aslında. Ama vazgeçtim. Buraya bir tapestri yapacağım. Evet, şuraya şöyle toprağımızı hafif buraya kümelendirdim böyle. Şöyle birazcık daha yaygınlaştıralım. Etrafına belki biraz daha taşlar mı getirdim? Evet, elimizde sukulent çadırımdan yine söktüğüm sukulentlerim var. Bunları şuraya güzel bir dizayn yapmak istiyorum. Burası yol kenarından göründüğü için ilk dikildiği halde güzel görünmesi gerekiyor. Ve güzel bir dizayn yapmaya çalışacağım inşallah. Evet, ortaya bir tane taş koyacağım. Taşsız bir aranjman düşünemiyorum. Şimdi şurada bir yer açıp buraya bu kalan koyu dikeceğim. Altı bayağı güzel köklenmiş. Zaten küçük geldiğini anladım bu saksıya. Bu kocaman bir ağaç olarak büyüyecek. Şimdilik şuraya koyalım. Evet. Hafif şöyle bakalım neler görünüyor. Evet. Birkaç tane havortiyam var. Evet. Gollumlarımız var. Shrek kulağı var. Shrek kulağını tam şunun dibine dikeceğim. Evet, birkaç tane daha var ama onları değişik yerlere kullanmak istiyorum. Şuraya kocaman bir Echeveria grubu. Bunu kalın koyunun, kalonçonun altında eziliyordu. Ve az güneş görüyordu. Bunu oradan çıkarmayı düşünüyordum zaten. Epeydir duvar kenarındaydı. Bunu şöyle güzelce koyacağım. Kocaman bir parça zaten. Güzel dolduracak burayı. Karasula anculatalarımızı. Evet, ondan başka var mı? Birkaç minik kalmış. Belki bunları aralarda kullanırız. Evet. Şuraya bir grup Ghosty dolduracağım. Ghosty'lerim yapraklardan büyüyenler, minikler falan, öyle çok sıkıca yerleştirirsem buraya zamanla da zaten büyürler. Bulunacağım. Evet. Aslında buraya yeter, bir de ayrı bir yere koyalım. Bir de şu tarafa bir grup da yapayım. Hepsi aynı yerde olmasın. Çünkü bu tek cins değil. Tapestri yapıyoruz burada. Evet. Evet, birkaç tane de şu tarafa herhalde jelibomba koyabiliriz. Biraz da yaprak dolu. Hepsi zaten köklenmiş. Evet. Şuraya böyle bir aşağı doğru sarkan bir cinsimiz de getirelim. Herhalde bu şu tarafta güzel olur. Thank you.
çiçeklerle uğraşmak için çok güzel bir hava. Şu odun parçalarımızı alalım buradan. Evet, şu aşağı doğru bir sedum koyacağım. Herhalde bu buraya olur diye yapıyorum. Şu biraz alta doğru koyalım. Bir de bunu da bir tarafa doğru sıkıştıracağım. Yani güneşe dayanıklı gibi gelmişti yazın. Kurtlar kesene kadar. Onun için bu tarafta da deneyeceğim ne kadar dayanıklı olduğunu. Göreceğiz yani. Evet, sapardonlarımız var birkaç tane. Bir de California. Evet, sapardonlarım var hala. Evet, Calincoy sexangularis. Birkaç tane karasula ovata ama bu minik yapraklı olanı. Burada şu kenara koyalım. Evet, buraya golumları koyduk. Şirek kulakları. Birkaç tane daha şirek kulağı var. Yani şöyle aralara koymak istiyorum aslında doldurmak için ama olmuş olsun. Şurada anculatalarımız var. Ne kadar sık o kadar güzel aslında. Şurada bir tane daha. Bir küçük minik demet yapraktan büyüyen ghostlar kaldı. Onları şu havortyanın yanına şöyle iliştireceğim. İnşallah orada mutlu olsun onlar.
my bike. Hi, you're so cute with your helmet. Is a baker that works in my cupcake shop. It's a person that works in my cupcake shop. Who? Kate the Baker is someone that works in my cupcake shop. Okay. Evet, taşlarını da yerleştirdikten sonra bu köşe galiba oldu. Şöyle büyük taşı da arkasına getirdim. Boruyu gömmem lazım daha. Şimdilik onu burada bırakacağım. Evet. Sukulentler harika. Her birisi bir araya geldiğinde ayrı güzellikler oluşturuyor. Burada bir toprak görünüyor. Evet, bunlar biraz daha büyüyecek. Burayı kaplayacak diye ümit ediyoruz. Şöyle bir 15-20 gün sonra biraz daha farklı görünürler diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki videomuzda bahçenin başka bir köşesinden buluşmak üzere. Hoşça kalın.